Değerli çiftçiler, merhabalar. Burhaniye'de çok büyük bir üretici abimizin yanına geldik. Türkiye'de çok iyi ilaç ve çok iyi gübreler kullanıyor bu bahçelere. Ve bölgede de en iyi zeytincilerindendir büyük zeytincimiz. İki gündür ekibe budama eğitimi vermeye geldik ve güzel bir eğitim veriyoruz. Fakat gene de Eren Vural dedi. Peki neden abi? Öncelikle bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Neden bizi davet ettiniz? Zaten çok iyisiniz. Ağaçlarda çok iyisiniz. İlaç gübrede çok iyisiniz. Bölgede çok iyisiniz. Neden biz abi? Eren hocam, öncelikle teşekkürler benim bahçelerime geldiğiniz için. Bu iltifatlar için de teşekkür ediyorum. Fakat tek başına bunlar yeterli olmuyor. Yani konunun bu sene çok güzel buradan bir verim aldım ben. Mükemmeldi zeytinler. Çok zeytin yaptı. Fakat zeytin o kadar çok bağlamasından dolayı zeytinleri büyütemedim. Ve taneye satamadım. Mecbur bu gemlik çeşidini yağ yapmak zorunda kaldım. Ve bana bu maddi olarak problem oluşturdu. Yani kazanç sağlatmadı. Burada sorunumu hep düşündüm. Ne? Her şey iyi. Makro element, mikro element, beslenme, toprak, yaprak, analizler süper. Fakat budama hatası, budamayı eksik yapmamdan kaynaklanan taneyi büyütememe ve bu arada tane var, çok bağladı. Tane büyümediği gibi yeni sürgün oluşturamama problemlerim oluştu. Yeni sürgün oluşturamama ne demekti? Var yılı ve yok yılı. Bu sene bu ağaçlar hiç yapmayacak hemen hemen. Evet. Ve bunun tek sebebinin budama olduğunu düşündüm ve sizin videolarınızı da izledikçe ya burada sizin var olmanızı istedim ki bana bir katkıda olmanız gerekiyordu. Çünkü çok eksiyiz biz bu konuda. Edremit bölgesinin budamada çok iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Evet, paylaşıyorsunuz videolarınızda. Buna ben de katılıyorum ama gemlik çeşidini maalesef bizim bölgemizdeki budamacı arkadaşlarımız henüz çözmüş değiller, başaramıyorlar. Sizin videolarınızda yapmış olduklarınız, videolardaki tekrar yıllar içerisinde çekimleriniz ve sonuçlarını gördükçe muhakkak ki eksik yaptığımızın farkına vardım ve sizin buraya gelmenizi istedim. Sağ olun, kırmadınız. Burada benim bahçemde var oldunuz. Ekibimize gerekli bilgiler, eğitimler verildi sayenizde. Belki bundan sonraki süreçlerde bu zeytinliklerden yani var yılı yok yılını daha az yaşayaraktan, daha kaliteli meyve alaraktan, daha iyi bir kazanç sağlayaraktan devam edeceğimi düşünüyorum. Evet, bir tane zeytin sineği gördüm de abi, ölmüş vaziyette. Hala devam mı ediyorlar? Evet, şu anda şurada abi zeytin sineği. Evet. Yakın çekim yapamıyorum. Peki abi, teşekkür ederiz konuşmanız için. İki gündür buradayız, eğitim veriyoruz. Nasıl bir, iki günde ne değişti mesela? Farkındalık oluştu. Bende zaten oluştu farkındalık. Çünkü siz benim Aydın'daki kursuma gelmiştiniz abi. Sağ olsun Burhaniye'ye döndüğünüzde Burhaniye halkı için güzel bir eğitim için çok çaba gösterdiniz. Eğitim vermemiz için. Maalesef bunu birçok kurumlar kabul etmedi. Siz kendiniz şahit oldunuz burada. Evet. Kabul etmeyince ve işi yokuşa sürünce siz ne yaptınız? Beni çağırdınız ve yaklaşık 25-30 kişiye kendi çapınızda gönüllü olarak eğitim verdiniz. Ona ben ayrıca teşekkür ediyorum. Ondan dolayı temeli biliyorsunuz ki abi budama. Dünden beri değiştiğinin farkındayım ben ekibin. Siz kendiniz de görmüşsünüzdür zaten. Hocam muhakkak ki yani şu anda benim yanımda çalışan budama ekibinin hepsi kendini geliştirdi diye düşünüyorum. Çünkü neden, niçin yapmaları gerektiğini öğrendiler. Bunu böyle nasıl yaparlarsa, nasıl yaptıklarında sonuçları bir yıl sonra ne olacak bunu gösterdiniz. Meyve sürgünü olan... Ve bu arada abi, lafınızı böldüm, bir virgül koyayım. Ekibinizin çoğu beni tanımıyor. Eski kalıplaşmış bilgiler olduğu için siz ne dediniz? Hocam ben bunu yıkamıyorum. Bunu ancak yıkabilecek sizsiniz dediniz. Kesinlikle hocam. Ve dünden beri ve birçoğu da güzel şeyler olduğunu ben düşünüyorum. Ve hepsine bir şeyler anlatınca, somut bir bilgi anlatınca birçoğu da anladı ve nasıl anlattıysak şu anda göstereceğim zaten, yaptıkları işleri de göstereceğiz. Ben anladıklarını düşünüyorum. Ben de anladıklarını düşünüyorum hocam. Eğer siz olmasaydınız bu bahçelerin geleceği problemdi. Evet. Ağaçların
meyve budamasından tutun, sürgün budaması veya gençleştirme budamasına kadar bütün farklı ağaçlarda bunları gösterebildiniz. Ben artık bu arkadaşlar ve sizin sayenizde özellikle arkadaşlarımla devam ettiğim sürece bu ağaçları uzun yıllar sağlıklı bir şekilde verime yönlendirebileceğim. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz yani teşekkür ederiz. Ne yaptık abi yarım saat önce? Hocam. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Şurada küçük ağaçlarınızı budadık abi. Biz olmasaydık ne kadar da bitirdiniz abi şunları? Ya ben buradaki ağaçları herhalde biz bir arkadaşımla birlikte bir günde zor bitirdik bunları. Eren hocamla birlikte Eren hocam yaptı. Ben izledim. Belki 2-3 ağaç da bana gösterdi, ben yaptım. Yani bir saat sürmedi tüm ağaçları bitirdi Eren hocam. 40 dakika falan da onu şey yaptım abi. 40 dakikada bitirdik. Güzel bir tekleme yaptık. Şu anda formları gayet güzel. Eren hocam da onları alttan sürgünlerini alaraktan. Evet. Geleceğe şimdi teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Şimdi ekibe bir gidelim bakalım. Ekip mutlu mu? Huzurlu mu? Sıranız mı yok sizin? Şuna bak. Şu ağacı siz mi yaptınız? Şunu biz yaptık. Abi. Bak bakalım. Gel bakalım abi. Ağaca bir bak. Geriden bir bak bakalım. Ters giden bir durum var mı? Ağacı bitirdikten sonra geriden bakmanızı istiyorum abi. Evet. O dik gideni kesebilirsiniz abi. Aynen. Kıyamadım bunu işte. Yapmayacak. Kıyacaksın abi. Bak ağaç bu sene bize kıymayacak. Bak meyve yok. Bize gülecek bu sene ağaç. Onu aşağıdan alalım. Mehmet abi. Gel abi gel. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Dünden beri ne değişti? Her şey değişti. Her şey değişti. Budamacı, kaç yıllık budamacısınız abi siz? 20, 30, 40. Yok canım, bu kadar. Dedem senin yaşın kaçtı? 70 diyelim şunu ya. Maşallah 40 yıldır bu işi yapıyor mu? Vallahi ben senin yaşına geldim böyle ağaca çıkamam maşallah. Şeytana kulağına kurşun. Maşallahım var. Gel bakalım. Ben şimdi 20 yıllık ustayım. Evet, 20 yıllık usta. Bak bakalım şunu. Bunu... Abi süper olmuş. Meyve yapacak bir ağaç bu. Fazla kesmemişsin. Süper olmuş. Tamam. Bir şey soracağım. Tabii. Kendine doğru olanı alacaktın abi. Kendine doğru, içe doğru yatan var ya onu keseceğiz. Aynen öyle. Ya şunu buradan. Şu pencere açıyorduk ya biz hani. Bunu kes abi. Onu da al. Yok yok. Şunu al. Pencere açacağız buraya. Al onu oradan. Bak bu ağaç çok güzel olmuş. Ali abi senin ağaç mı? Ya işte bu ya. Ya. İyi mi hocam? Çok güzel olmuş. Bu nasıl hocam? Bu da güzel. Geliyorum abi. Şu üç ağacı kim yaptı? 1, 2, 3. Güzel olmuş hani. Evet din ya. Şunlar 10 numara. Evet. İyi mi? Güzel güzel. Siz normalde hep Edremit budadığınız için Gemlik'te birazcık yabancıydınız bu bölgede. Hocam çok iyi yapmışlar. Evet. Bakın bundan sonra hocanın bir, ben iki. Peki abi düne kadar böyle bir işlem yapmıyordunuz değil mi? Yok yapmıyordum. Yeni öğrendiniz. Baksana neden, da şu. Neden biz o? Budamayı bilmiyorum. Mal sahibi dostlarımız. Yani. Ne dedi o arkadaki abi ne dedi? İbrahim abi. He. Bizim ağaçları gösterir de kendini de ya. Şey tamam işte senin ağaçlarını görüyor arkadan. Kimse bir numara yok. Diyor. Delikanlı gibi valla. Arkadaşlar. Bizim konusu sobanın bu kesinin sonucunda daha önceleri bu şekilde değildi. Erhan Hoca'nın geldikten sonraki göstermiş olduğu şeyler işverenler tarafından zor geliyordu yani. Çok ağaç kesiliyor. Evet. Çok verim alalım diye kesitmiyorlardı. Ama şimdiki kesim inşallah bundan sonra görülecek. Daha evet. Düzenli, ya daha düzgün. Zaten abi hani meyvemiz, sürgünümüz yok ki yani son şeye bakın. Bunu keseceksin ki önümüzdeki yıla boş geçeceği yılda bol miktarda sürgün tabii yapsın. Ben, mantıklı yani aklı selim olan bir insan mantıklı düşündüğü zaman evet. İşlemin gerçekten olduğunu anlar. Evet evet. Profesyonel işi olmasa bile ama mantıklı bir insan bunu yapabilir. Evet evet bence. Evet. Sonuçta yok tabii insanlar zor geliyor bazılarına. Bir daha abi şuradan bir bahçe sahipleri mesaj gönderin. Yani bahçe sahipleri sizi yönlendirmesin. Ağaç sizi yönlendirsin. Aynen. Şu anda budamacının en büyük problemi o. Bize en güvenin, bize bırakın diyorlar. En büyük sorun orada. Bahçe sahiplerinin en büyük sorun. Evet. Bundan sonraki mal sahipleri yani tarla sahipleri geldikleri zaman keseceğim ben deyip ağaca giren kişiye serbest bıraksın. Ağaç zaten ona diyor ki beni kes, ben sana verimi vereceğim diyor. Evet. Bu şekilde kendini lanse edersen bu işi
profesyonel olarak yapar gidersin. Aynen öyle. Ali amca, bir şey soracağım. Dünden beri makasla buluştunuz. Evet. Makasın faydaları var mıymış, yok muymuş? Var. Seri yapıyordu. Mesela bu bölge, Körfez bölgesinde evet. pek kullanmıyorlar. Ben hiç kesim yapmadım. Yapmadınız. Dünden beri ne kadar... Şimdi 2 gündür makas yapıyoruz. Daha randımanlı, daha iyi. Yani. Ya değil mi? Yani sanatı makasla... Daha seri iş öğretiyoruz yani. Makas. Değil mi? Daha seriymiş. Daha seri ziyade makasın özelliklerinden birisi. Hızlı çalışmaktan ziyade kestiği noktalar... Pürüzsüz kalıyor. Evet, evet. Testereyle kesilen talaş yapıyor. Ondan hastalık içine zaten girer. Evet. Düşünseniz da... abi. Daha düne kadar budamacı ekibimiz makası olumlu bakmıyordu. Bir gün sonra... Şu an hepimizin elinde makas. Değil mi? Ya ya ya. Hem evet, pratikliğinden evet. hem ağaca zarar vermemek şartıyla. Evet. Ben neyde mutluyum biliyor musunuz abi? Bizim belli bir yaştan sonraki amcalarımız artık bilgileri kalıplaştığı için onları bu yaşımızda kırabiliyorsak ne mutlu bize abi. Kırmaz önümüz, bu işi yapacaksak. Aynen öyle abi. O yönden çok mutlu oluyorum. Evet, evet. Seversen o da zaten bu işi yaparsın. Ama sevmiyorsan, sadece iş olarak bakarsan, para olarak bakarsan bu işi yapma. Evet. Manzaramızı görüyor musunuz el çiftçilerim? Ben Körfez bölgesini seviyorum biliyorsunuz. Bergama'da birazcık Körfez'e yakın. Yani Bergama'yla benim bu bulunduğum bölge yaklaşık bir 45 dakika. Burhaniye. Hemen karşısı şurası. Denizin hemen arkası Edremit. Ve birazcık daha sol tarafa geldiğimiz zaman da oralarda küçük kuyu olması lazım. Evet. Küçük kuyu. Şurası Akçay, şu sağ taraf Edremit, hemen şu ön tarafta şu görünen yerde Burhaniye. Yani bu bölgenin Edremit cinsi, bu denizin havası, özel körfez oluşu, nem oluşu, onların verdiği lezzet daha biçilemez bu ağaçlarda. Görüyorsunuz bu bölgenin daha doğrusu 20-30 yıl önceki budamacıları abilerimiz hayatını kaybetmişlerse Allah rahmet eylesin. Çünkü çok iyi işler çıkarmışlar eski abilerimiz. Demin bana bahçe sahibi şey dedi, budamacıları başka bir bahçeye bıraktık. Ya Eren hocam, ekibim günde en fazla kaç ağaç yapıyor demiştiniz abi? Kişi başı 6. Bugün çok mutlusunuz. Neden? Bugün kişi başı şu an örnek öyle oldu, 6'ya geçtiler her birisi. Değil mi? Demek... Öyle olmadı daha hatta. 10.30, 11'de 6 taneye geçtiler. Büyük ihtimalle akşama kadar yani 15 ağaç çok rahat geçecekler. Belki 20 ağaç yapacaklar kişi başı. O zaman abi bilince vardılar. Evet. Keyif aldılar şu anda. Eğitimin faydasını gördüler işte. Kesinlikle. Nereye ne yapacaklarını biliyorlar şu an. Nasıl davranacaklarını aynen, 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 aynen. Siz beni buraya davet ettiniz, size çok gülen oldu değil mi abi? Çok laf söylediler. Ne gerek var bu çocuğu özel getirdiğinde bunlara verdin diye. Aynen öyle, aynen öyle. Yani siz büyük bir üretici olarak dünden beri verim aldınız ve aldırttırdınız arkadaşlara. Yani bazen bizi bilen, işimizi bilen, eğitimlerimizi bilen arkadaşlar memnun. Ama biz de çalışmaya kulaktan duyan kişiler... Her nedense abi memnun değil. Hocam sizin o her kişi kim bunu diyorsa onun arasına girip bir şekilde yapmanız lazım ki ondan sonra anlasın. Yoksa anlayamaz yani. Benim arazimdeki şu anda budamacıların hangi boyuta geldiklerini çok rahat görebiliyorum. İki günde o kişiler mükemmele yaklaştılar. Sizin gibi tabii olmaları çok zor ama ya şu an oldukları yerin en az 10 kat üzerine koyabildiler yani. Çünkü ne yaptıklarını biliyorlar şu anda ve sizin ve benim istediğim şeyler oluşuyor. O yüzden de çok mutluyum. Edremit'le biraz iyi olabilirler. Gerçi biraz da Edremit budamalarını da göreceğiz. Ama Gemlik gerçekten zor bir budama. Hep diyorlar hocam, hep Gemlik mi buduyorsun? Hayır, bölgeye göre her çeşit ağaçta buduyorum. Ama Gemlik'e ağırlık vermemizin sebebi Gemlik piyasaya irit meyve, pürüzsüz meyve, kaliteli meyve çıkarabilmeniz için bakımınızı zor değil aslında. Planlı, projeli. Evet. Yapmanız gerekecek. Olay bu aslında. Burada da bahçe sahibimiz Edremitlerine çizikler uygulamış.
Nereden gördünüz bilmiyorum abi. Çizikler atmış. Çiziklerden sonra böyle sürgün vermiş. Görüyorsunuz. Daha sonra ne yapacak? Bunları düz bir şekilde kesecek. Ağacımızı gençleştirecek. Şöyle. Çok güzel. Şu üstü görmeyin. Bu sene onların meyvesini alacak. Onları kesecek. Alttan da çizik attığı yerlerden çıkan çok güzel genç dallarımızı bırakacak. Ve muhteşem bir işlem olacak. Sağ taraf sürülen bir bahçe. Sürekli. Sol taraf kaç yıldır sürmüyorsunuz abi? 6 yıldır sürmüyorsunuz. Sürülmeyen bahçeye bakın. Hemen arkamız görüyorsunuz ki Edremit. Şöyle. Sürülen tarla ve sürülmeyen tarla. 6 yıldır sürmemiş bahçe sahibimiz. Ve sürgünlerimizi görüyorsunuz. Mat yeşilliği görüyorsunuz. Değerli çiftçiler. Bakın 6 yıldır sürmemiş. Toprak altı gübrelemesini yapıyorum. Evet, üstten bir toprak altı gübresi ve sadece budama yapılıyor bu bahçede. Burada ise her şey yapılıyor. Bakın göreceğiz şimdi komşunun ne bir keyif var ne bir sürgün var. Yani çok sürülen tarlanın bir faydası yok. Budamanın faydası. Evet, bunun kökü zaten 7-8 metre yerin altında. Sürsen ne olur, sürmesen olur. Sürsen zaten bütün yağmurla beraber şu taşlarda olduğu gibi bütün verim hepsi akıp gider. Ama hiç sürmeyin. Yani bu şekilde başarı elde edersiniz. Ben bu bahçeye çok bir şey getiriyorum hocam. Gelin görün ya. Hani ben gördüm, yaşıyorum. Siz de görün. Bu arada abimiz bizim çok yakın takipçimiz. Kaç yıldır takip ediyorsunuz abi? Hocam 2 yıldır sizi takip ediyorum. 2 yıldır var zaten YouTube. 2 yıldır sizi takip ediyorum. Son işte eğitiminize katıldım Söke'de. O zaman sizinle tanışma fırsatı bulduk yüz yüze. Çizik Allah atılmış. Allah razı olsun hocam sizden. Bunlar sonuç. Sizden de Allah razı olsun. Bırak, yok ben dolduracağım abi. Ben dolduracağım. Evet arkadaşlar bakın nereye kadar budadı. Şu an belli budanan yerler böyle. Son 3-4 ağaç kaldı. Bu küçükte de biz budamıştık. Burada güzel bir çayımız kaynadı. Güzel bir yumurtamız pişecek. Şimdi Türkiye'nin her yerinde zeytin tadıyoruz ya. Her zeytini de tattık. Her zeytinyağı da tattık. Ama benim biliyorsunuz ki favorim bu Körfez bölgesindeki Edremit yağ. Şöyle bir tadına bakalım. Her yerde çok az koyuyorum. Burada biraz fazla koyacağım. Erken asıl hocam. Ekim'in 17'si, 2016'sında. Abi yok böyle bir şey ya. Siz hiç bu kadar yağ içmiş misiniz abi şöyle? Ben mi? Ben akşamda bir bardak içerim. Ben sana 30 kiloya yakın yağ içiyorum. Kesin. İçiyorsun. Kesin. Her sabah ben bu kadardan fazla limonla hemen içerim. Yaklaşık bir 55-60 gram belki daha fazla. İçiyoruz bakalım. Afiyet olsun abi. Hocam. Ama diğer yağlar olsa böyle işime. Bu Edremit bölgesinin özellikle Edremit yani. Tabii. Körfez. Edremit ağacının yanında içelim abi şöyle. Hocam içmiş olduğunuz yağ aromatik değerleri de üst seviyede olduğu gibi evet. Asit değerini de paylaşayım sizinle. Altı dizgen bir yağ şu an. Bu mu? Evet, altı dizgen. Daha çok doldururdum. Şimdi Edremit ağacımızın ve Edremit ilçemizin yani Burhaniye ile Edremit arasında bir yerdeyiz. Edremit bölgemizin, Edremit ağacımızın ve Edremit yağımızı beraberinde içeceğiz. Afiyet olsun hocam. Yakıcılık nasıl? Abi böyle bir lezzet sizi alıyor, götürüyor Kaz Dağları'na. Sonra eteklerinden sizi Körfez bölgesinden ta ki Bergama'ya kadar. Harikasınız hocam, harikasınız hocam. Süpersiniz, ne mutlu bize. Biz devam edelim işime. Abi ne lezzetli bir yağ ya. Benden daha iyisi mi var? Bak siz ilçenizde reklamını yaptım abi. Harikasınız hocam. Ama iyi olmayan hiçbir şeyin reklamını yapmam abi. İyi olan her şeyin reklamını yaparım. Hocam gerçekten aromatik değerler açısından aynen da üst seviye öyle bir yağdı. O yağ 5.4, 5.5 6 dizleme giren bir yağ. Bu sene ne? İçin bu sene için iyi bir yağ. Tarlada mı? İyi olan o cinsi bölgesinde yiyeceksin abi. Buradaki Edremit'teki bu cinsi kalkıp da bir
Akhisar'da yetiştirip Akhisar'daki o tatı aromayı alamazsın. Buranın size verdiği bir özel konum, özel denizin o havası, özel nem, özel kıra. Hepsinin bütünleşmesi lazım. O Kaz Dağları'nın verdiği tabi o esinti tamamen meyveye siniyor, emin olun. Ondan dolayı Edremit, evet, kalkıp da Edremit dışında farklı illerde de yetiştirebilirsiniz. Olur ama o verimi alamazsınız ya. Alamazsınız. Değerli çiftçilerim, karnım acıktı budama yaparken. Hemen dikenleri gördüm. Bahçe sahibi dedim ki hadi diken yiyelim. Yenmez ki dedi. Nasılmış tadı? Çok güzel. Hadi süper. Hoppa. İnsanın su ihtiyacını da karşılıyor. Alıyoruz şu dikeni böyle. Bizim doğuda bir de buna kerenk diyorlar. Çok güzel, bunların yumurtalayıp kavuruyorsun. Süper oluyor. Bunu bizim Şemsettin abi biliyorsa, o biliyordur. He. Şöyle aldık, hacur gibi aynı. Az geldi abi. Alıyorsun bunu. Testereyi ne kadar çok amaçlı kullanıyoruz değil mi abi? Budama. Vallahi. İken. Allah. Pislensin bir şey olmaz, doğa. Hepsi tertemiz. Toprak. Toprak. Ve. Şu an ben bunu söylerken kameramanın şu an ağzı sulandı. Aynen. Onu hak etti. Teşekkür ederim. Ye bakalım abi. Nasılmış? Doğru. Gel abi gel. Tanesi 1 lira gel. Çocukken yerdik. Çocukken yerdiniz vallahi, biliyormuş bak. Ben yememiştim hiç. Şu an Mart ayındayız. Vallahi bütün işleri topla abi. Tanesi 1 liradan size hazırlayayım bunu. Ben bir de doğada aç kalmazsınız abi. Tuz getireyim onlara da öyle yesinler. Güzel. Abi ye. Ver abi ye. Çekin abi çekin. Gel gel gel. Tanesi 1 lira gel. Yani. Su ihtiyacını karşılıyorsun be. Abi bunu sana vermeyeceğim, onu ben yiyeceğim abi. Ben yedim zaten hocam ya. Biraz daha geçtim yaza doğru böyle. O zaman kartlaşıyor abi. Kartlaşıyor mu? Uç aynen. Noktalar yine böyle yeşil şey oluyor, taze oluyor. Ne tadı var? Hacur gibi değil mi aynen? Aynen. Abi Allah aşkına yavaş yavaş yemeyin, bir kere deneyin onu. Çok var çok. Bak mahsul dolu. Ekmişiz gibi. Bunu işte abi turşusunu yapıyorsun böyle. Bu şekilde. Turşusu. Aynen. Salamura koyuyorsun. Sonra çıkarıyorsun. Bunu kavuruyor yumurtayla. Of nefis. Nefis abi. Bahçe sahibimiz yarın için kuzu oğlak çevirecekmiş bize, sağ olsun. Kuzu değil mi abi? Her hasat yani her kesimde budama sonrası. Evet. Anam kışım dur. Evet, tamam. Anam güzel oğlaklarımız bizim. Gitmişler. Ya bu vegan da. Evet, yahnimiz hazır oldu. Az çok da pişmiş mi ya? Usta olmuş, bitmiş. Ben başka da. Bol zeytinyağlı. Çok. Şemsettin. Hey, hoş geldin. Olsun. Bravo. Aldım herkese var. Güzel bir öğle yemeği oldu. Yemeğe geçen herkesten Allah razı olsun diyelim. Allah kabul etsin bu arada abi. Sağ olun hocam. Çok da vurmuş. Hocam vurdu bu ya vallahi. Yok abi. Evet, köpeklerimizin ziyarete geldik. Gel bakalım, sen Eren abimi özledin. Hadi buradan hanım gel. Gel. Anam şunlara güzel de bak anam. Gel bakalım gel. Gel. Anam. Şunlara bak. Bakayım mı? Bekliyorlar orada, baksana acıkmışlar mama çıkacak diye. Akıllı köpekler ya gerçekten. Siz yokken o saatli mi atıyor? Evet, üç kez günde. Aa, peki oldu ki Allah korusun bir sıkıntı oldu saatte. Geliyor abi, geliyor buraya. Yani ona güvenmeyin abi siz gene. Aha ne çabuk bitiriyorsunuz.
Vallahi abi bunu takipçilerimize söyleyelim. Bu sistem güzel bir şey ya. Kimisi bırakıp başka yere gidiyor. Bunu birkaç gün görmüyor. Bir tanıtımını yapar mısınız abi şu cihazın ya? Marstek diye bir marka bu. Yok markayı söylemeyin de. Ya nereden bulabilirler böyle bir şeyi? Bu cihaz günde 3 kez sizin programladığınız istediğiniz saatlerde mamalarını istediğiniz ölçüde gramaj ayarlı olarak verebiliyor. Sadece emeklerin olması yeterli. Bunun haznesi 17 kilo mama alıyor. Evet. Bir büyük hazneli olanı da var. 35 kilo alıyor. Bu benim köpeklerim için şu an yeterli ve beslenmelerini görüyorsun. 10 numara yani. Bunlar nasıl bekliyorlar, şunlara bak ya. Bak 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 bak. Bir nevi fen lisesi öğrencileri gibi. Hiçbir şey yapmazlar. Hiçbir şey yapmazlar. Yani hiçbir şey yapmazlar. Elinizi sadece siz uzatın. Beni yemeyin mamanızı bakın, yiyin. Bakın 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 bakın. Sevgiye bakın. Sevgiye bakın. Sevgiye bakın. Vallahi. Sevgiye bakın. Sevgiye. Yani beni özlediler. Çünkü 3 gündür. Kaç? 5 aylık var mı bunlar? 5,5. 5,5 mu? İyi. Bunları eğitin abi. Bunlar eğitilmek ister bu cinsler. Eğitim bunlar. Ben eğitiyorum onları. Şimdi biraz sakin. Göstereyim bakalım hareketlerini, eğittiniz bunları abi. Bir tek otur. Otur diyorum. Otur dur. Ben bir saatte budama öğretirim valla bunlara. Al gel tarlaya bak. Ne yapıyorum ben bunlara? Abi o nasıl vurdu bana öyle? Hayvan. Sevgi, sevgi. Sevgi, sevgi. Bunların istediği sadece sevgi. Ben şu an onları sevmem lazım. Çok sevmem lazım. Sizi çok seviyorum. Ne yapıyor? Öpüyor mu siz o? Yanıyor. Manuel verdi. Manuel. Açalım mı bunu bir bakalım mamalarına? Şimdi mesela yarın bunlara mama getireceğim. Bugünlük mama bunlara bugün sabah ve yarın için sağlayacak. Peki yarın abi mama her var. Mamanın kalitesi, markası vereceğiz ölçüyü değiştiriyor mu? Evet. Oğlum yavaş ya, hani hareket yapma. Her markada içerisindeki protein miktarlarına, karbonhidrat miktarlarına bağlı olarak da gramaj belirtiliyor. Yani hayvanın tokat tavuğu var arkada bir yerde. Evet, evet. Ördek de var. Artı. Sizin bahçe mi o? Hayır. Komşu bahçesi. Bakın bakalım buradan görünüyor mu arkadaşlar? Tozlu olmasa görünecek. Ah bakalım ben şimdi göstereyim. Abla. Görünüyor mu hayvanlar? Abi fare geziyor orada. Evet evet, bak kocaman oluyor. Hadi elveda deyin bakalım takipçilerimize. Burhaniye'yi terk ediyoruz. Hadi bakalım elveda deyin, gidiyoruz buradan. Şira, Shadow. Shadow. Ben de Eren Vural budamacı. Bu Şira kızımız. Evet, tokat tavuğu geldi tam tepemizde. Nasıl bir yere çok çıkmış seviyoruz. Tokat tavuğu. Çok seviyoruz değil mi? Çok seviyoruz değil mi kızım? Oğlum çok seviyoruz. Abi hadi vedalaşa gidelim hadi. Eren hocamın eğitiminden sonra 11 arkadaşla, 11 abimle budamaya devam etmekteyiz. Her birisi makaslarınla adeta şaheser yaratıyorlar. Eren hocam 5 günlük bir eğitim verdi bize ve bu eğitim sonucunda ağaçlarımızı çok iyi bir forma soktuğumuzu düşünüyorum. Herkes makasla nasıl budama yapılabileceğini öğrendi. Makassız bu işin, yani gemlik budamasının makassız olmayacağını artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Hem makasla iş çok daha hızlı oluyor, hem de ağaçlarda ara açımı çok iyi bir şekilde yapabiliyoruz. Bu bahçede verim budaması gerçekleştiriyoruz. Evet abilerim, makasla ilgili sizlerin söylemek istediği bir şey var mı? Katkınız olabilir mi Eren hocama? Şu makas denen şimdiye kadar hiç yapmıyorduk. Bundan sonra Eren hocanın bize göstermiş olduğu makastan şu anda 10 dakikada zeytin ağacı bitiyor. Evet. İbrahim abi hızlandık diyor yani kısacası. Ali abi sen ne diyorsun? Eren hocamın makası ne durumda? Çok selam diyorum Eren hocaya. Çok memnunuz. Bu işi öğrendiğimizde daha iyi oldu yani. Ekibimizde en iyi budamayı yaptığını düşündüğü Ali abimize Eren hocam makas hediye etti. Evet. Ali abi de o makasla budamaya devam ediyor ve çok mutlu olduğunu söylüyor. Ağaçlar da zedelenmiyor. Ali abim, evet ağaçlar zedelenmiyor. Erdoğan abi senin söyleyeceğin bir şey var mı? Makas
makasla her şey çok güzel. Makasla daha güzel. Adem abi. Bu iş bundan sonra makasla yanlış yapmışız yani. Bugüne kadar yanlış yapmışız değil mi Erdoğan abi? Bu zamana kadar yanlış yapmışız. Şemsettin abi. Abim benim sen ne diyorsun? Söyle ya. Memnun musun peki makasla? Memnunum. Makasla en iyi oluyor değil mi bu iş? Evet. Çok temiz oluyor. Yılmaz sen ne diyorsun? Erhan hocama teşekkür ediyoruz. Bize bir yol gösterdi. Yani gemlik budamasının makassız olmayacağını anladık. Çok teşekkürler. Başka abim sen ne diyorsun? Mehmet al, gerisini düşünme. Evet, Erhan Hoca'nın takipçileri var mı aramızda? Var, takip eden. Videolar, herkes şu anda Erhan Hocam sizi takip ediyor. Erhan Hoca'ya selamlar. Selam, beğeniyoruz. Peki, Burhaniye'den herkese sevgiler. Erhan Hocam çok teşekkürler, iyi ki varsınız. Burhaniye'de güzel bir gemlik verim budamasını gerçekleştirmeyiz. Erhan Hocam sayesinde hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Mustafa abimizin ve çok iyi budama ekibine güzel bir budama eğitimi verdik ve çok güzel verimli oldu. O zaman biz başka bir ilde, başka bir ilçede, başka sıkıntılı bahçelerde ve başka eğitimlerde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet.